İyi günler arkadaşlar tekrar. Bu dersimizde Zotero programına elle kaynak nasıl gireriz? Manuel olarak onu anlatmaya çalışacağım. Kaynak girerken arkadaşlar burada artı denen bir ikon var. Bu ikona yeşil üzerinde artı. Ona tıkladığımızda program bize ne tür bir kaynak girmemizi ne tür bir kaynak eklerken türünü belirlememizi istiyor. Yani kaynağın türünü soruyor ilk başta. Bu tür yani akademisyenler farklı alanlarda mesela çalıştıklarından dolayı kaynaklar da doğal olarak farklı olmaktadır. Bunlar akademik dergi makalesi, dokümanlar, gazete makalesi, kitap bölümü, ondan sonra sempozyum kitaplarında yer alan mesela makaleler. Bunun dışında arkadaşlar film, kanun, harita, arşiv belgesi gibi kaynaklar çeşitli olabilmektedir. Ben bunlardan en basitinden mesela bir tane kitap eklemek istiyorum. Sonra bir makale ekleyeceğim. Arkadaşlar kitap eklerken bakın mesela ana kitaplığımıza ekliyoruz. Burada kitap ikonu yer almaktadır. Burada hemen eserin türünün kitap olduğunu, başlığını mesela eklememi istiyor arkadaşlar. Kitap ben hemen bir kitap yanımda onu ekliyorum. Osmanlı Ermenileri. Evet, başlığını belirledim. Burada yazarken dikkat edelim arkadaşlar. Künye önemli çünkü biz bunlara daha sonradan atıf edeceğiz. Yani atıf vereceğiz eğer yararlanırsak araştırmamızda. Bunlara atıf vereceğimiz için eser künyelerinin düzgün bir şekilde girilmesine son derece özen gösterilmesi gerekmektedir. Özellikle de manuel girilirken çok dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Burada yazarın bakın son soy ismi ilk başta mesela Kılıç. Sonra ismi arkadaşlar hemen ekliyorum Davut. Evet. Yayın yeri Ankara. Ankara. Yayıncısı bakıyorum Atatürk Araştırma Merkezi. Evet, girdim. Onları tekrar düzeltirim. Orada sıkıntı yok. Hemen tarihe bakıyorum. 2006. Evet, ne yaptım? Eserin türünü belirledim. Eserin türünü tekrar değiştirmek istesem buradan değiştirebilirim. Kitap olarak mesela bir eser ekledim. Başlığını yazdım. Osmanlı Ermenileri. Kılıç Davut yazarın soy ismini daha sonra da ilk ismini yazdım. Eserin çıktığı yeri yazdım. Ankara. Eseri yayınlayan kuruluşu yazdım. Burada bir yanlışlık varsa hemen düzeltebiliyoruz arkadaşlar. Hemen düzelttim. Atatürk Araştırma Merkezi arkadaşlar. Evet. Düzenlemeler de yaptım arkadaşlar. Burada hemen baktım. Şurada da görüyorum zaten. Dikkat ederseniz eserler arasında gezerken yan tarafta da yani sağ tarafta da eserin künyeleri de hemen değişmekte. Tıkladığım eserin künyesini program önüme getirmektedir arkadaşlar. Daha ayrıntılı mesela bilgi buraya girebilirim. Eğer yeterli değilse arkadaşlar yani künye yeterli değilse bu tür bilgiler de girebilirim ama. Yani künye ne kadar aslında ayrıntılı olursa okuyucu eserde bu künyeyi gördüğü zaman yani bu kaynağı gördüğü zaman ve bu kaynağa ulaşmak istediği zaman hızlı bir şekilde ulaşmasını bu ayrıntılı bilgiler sağlayacaktır arkadaşlar. Sonrasında arkadaşlar bir makale ekleyelim bu sefer de. Hemen yine artıya geliyorum. Tıkladım. Burada bakın bilimsel dergi makalesi ekliyorum. Dikkat ederseniz burada kitap eklerken ikon farklı. Ondan sonra makale eklerken ikon farklı arkadaşlar. Bu demek ki mesela bir makaleyi göstermektedir. Tekrar hemen sağ tarafa tıkladığımda şu kısmı da göstereyim. Bakın böyle mouse'u sürüklersem yani ekranın ana çerçevelerini de değiştirmiş oluyorum. Tabii kendime göre hazırlıyorum böyle yani ekranımın büyüklüğüne göre. Hemen başlığı giriyorum. Mesela başlık İngilizce de yazabiliriz buraya arkadaşlar. The American Board and Ottoman Women's. Women's Education. Bakın makale ekliyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde yazarın soy ismi. Kim yazmış? Alan. İlk ismine Gülbadi. Hemen bakıyorum mesela hangi Süreli Yayın tarafından yayınlanmış. Onu buraya yazacağım arkadaşlar. Tabii yayın nedir? Yayın History Studies. Hangi yani cilt numarasını yazıyorum bu sefer. Zaten mesela yayınlanan makaleler arasında hepsi yer alıyor arkadaşlar. Hemen atıyorum cilt 5 sayı 6. Ondan sonra sayfa aralığı örnek veriyorum arkadaşlar 23 diyelim ki 50.
arasında yayınlanmış. DOI numarası varsa DOI numarasında yazabiliriz. Şu anda ne yaptım arkadaşlar? Şu anda bir makale ekledim. Makalenin künyesini ekledim. O da burada hemen yer aldı arkadaşlar. Dikkat ederseniz yani farklı künyeler eklemeye çalıştık. Kitap ekledik, makale ekledik. Onların künyesini gördük. Şu anda mesela ISBN numarası kullanarak, DOI numarası kullanarak eser eklemeyi öğrettim. Zotero'nun Chrome'la olan bağlantısını kullanarak eser eklemeyi öğrettim. Manuel olarak da Zotero programına eser eklemeyi öğrettim arkadaşlar. Bu videolarımızı görür, yani videolarımızı izledikten sonra siz de alıştırma yaparsanız eser eklemekte bir sıkıntı yaşayamazsınız arkadaşlar. Hemen tekrar mesela şuna da döneyim. Word programına geleyim. Evet. Normal bir Word belgesi açayım arkadaşlar. Ona mesela bir atıf denemesi yapacağım. Bu eserlerle ilgili siz de burada görmüş olacaksınız. Sonrasından biz tekrar bu konuyla ilgili atıf verme konusuyla ilgili dersler çekeceğim arkadaşlar. Şu anda Word programının açılmasını bekliyorum. Evet. Evet, açıldı. Program açıldı. Ben hemen yeni bir sayfa açıyorum arkadaşlar. Evet, şurada fazlalıklar falan var. Onu kaldırayım. Şu anda Word programındayım. Hemen Zotero bölümüne gelip açıyorum arkadaşlar. Şimdi